Sokrates'ten merhaba değerli izleyenler. King'in katkılarıyla hazırladığımız sezon finalinin bu bölümünde La Liga'yı konuşacağız. 2022-2023 sezonu Barcelona'nın şampiyonluğuyla bitti. Tabii ki geride kalan sezonu konuşacağız biz ama yepyeni bir sezon ve yepyeni bir logo da bizleri bekliyor. Az önce stüdyo hazırlanırken bu ne yanlış logoyu yaptırmışsınız gibi bir ifadem oldu benim ama değişmiş meğerse. Nasıl buldunuz? Şey, EAFC ile yani FIFA'nın adı değişiyor, FIFA oyununun. EAFC oluyor. EAFC ile de La Liga bir sözleşme imzaladı. Ortaklığa gittiler. O yüzden yeni logo yaptılar. Yani nasıl bulduk? Bu açıklama için teşekkür ederim. Çok güzel tişörtler. Teşekkür yani ederim. Emre'nin tişörtüne hasta oldum. Çok Sokrates yani. Tişörtü zaten her zaman bir markadır. Özenle giydiğimiz bir tişört. Ben de her an yalnız kamyon gelecek diyecek gibi hissediyorum kendimi. Mal gelecek. Bu arada bana geçen yaptırıldı burada. Sevgili Doruk arabasını çekecekken beni kapıya koydu. 10 dakika içerisinde 5 kişi de park etmeye çalıştı. Dedim mal inecek ben de aynı şekilde. Mal Doruk. Doruk Keskin'den bahsediyoruz. Sevgili Doruk'a da selam olsun diyerek. Sen program boyunca şuradaki televizyonu izleyeceksin. Küçük. Evet. 37 ekran. Arada deftere arada bir şeyler işler. Gözlük bozuyor işte. Bir de o gözlerin rengi de bozuyor. La Liga. Evet, La Liga diyelim. Bu sezon hepimiz anlattık. Yakından takip ettik. Özellikle Can'ın bazı dönemlerde daha yoğun bir La Liga mesaisi oldu. Xavi şampiyonluk hasretini bitirdim. Barcelona belki o geçmişteki alıştığımız Barcelona olarak sezon boyu oynamadı ama bir şekilde şampiyonluğu kazandı. Fena bir Avrupa geçirmedi. Onlar adına nasıl bir sezon geçti diyerek başlayalım. Barcelona adına tabii yani her zaman Barcelona değerlendirilirken İşi iki boyutlu, hatta daha fazla da olabilir, değerlendirmek gerekiyor. Lig ve Avrupa şeklinde. Yani özellikle geçen seneki transfer hamlesi, hatta çok riske girerek, geleceği belli ölçüde ipotek ederek yaptıkları o ciddi transfer hamlesinden sonra lig şampiyonluğu önemli midir? Pek tabii ki önemlidir. Çünkü 3 sene olmuştu değil mi? Yani Atletico 2 Real Madrid şampiyonluğu arada ve düşmüştü oralardan Barcelona. Önce bir lig şampiyonluğunu tekrar elde etmek de evet Barcelona için kıymetliydi. Hedefledikleri bir şeydi. Ama bunun yanında tabii ki Avrupa tarafıyla da onları değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu sadece prestij meselesi de değil Barcelona için. Artık o yani geleceği ipotek etmekten bahsettik ve orada bir mantık var. Laporta'nın da bizzat açıkladığı. Avrupa'da da başarılı olacak bu takım, tekrar eski şaşalı günlerine dönecek, işte Şampiyonlar Ligi'nde en az bir yarı final seviyesine gelecek. Bununla birlikte gelirler artacak. Hani basit mantığı buydu Laporta'nın. Şimdi bırak hani öyle bir dolaşımı tekrar başlatmayı Barcelona açısından, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı. Avrupa Ligi'nde de belki çok ilerleyemedi. Kaldı ki Şampiyonlar Ligi zaten gelir açısından başka bir seviye. Ve orada belki sezon başlarken, kağıda hesaplama yaparken öngördükleri Şampiyonlar Ligi gelirinin çok az bir kısmını ya da çok eksik alabildiler. Dolayısıyla bu ciddi bir problemdi Barcelona açısından. Tabii ki sakatlıklar etki etti. Yani özellikle Inter'le oynadıkları o çok belirleyici bir hafta içerisindeki iki maça neredeyse stopersiz ya da yamalı stoper hattıyla çıkmış olmaları onları çok etkiledi. O tarafından belki bahsederiz. Ligde de rahat bir şampiyonluk elde ettiler. Bununla birlikte görkemli bir şampiyonluk muydu? Hayır. Ben biraz bu şampiyonluğu şeye benzettim. Yani tabii ki o şampiyonlukta Messi vardı. Burada yok. İşte başka birçok isim de değişti zaten ama. Valverde mi? Valverde'li şampiyonluklarına benzettim. O ilk 2017-2018 sezonu. Yani şöyle bir durum vardı. Real Madrid önceki sezon hem ligi almış hem Şampiyonlar Ligi'ni almış. Sezon başlarken Süper Kupa'da Barcelona'yı mağlup ettiler. Gerard Piqué'nin çok enteresan bir açıklaması vardı. İlk defa Barcelona'nın kapısından girdiğimden beri Real Madrid'e karşı kendimizi ezik hissediyorum gibi bir açıklama yaptı. Yani ezik derken hani daha aşağıdayız, onlara göre daha güçsüz olduğumuzu hissediyorum gibi bir açıklama yaptı ki Piqué'nin bunu söylemesi önemlidir. Bir mesaj kaç tane El Clasico'ya çıktığını, ne kadarını kazanan takımların içerisinde yer aldığını düşünürsek. Hakikaten o sezonda favorisi Real Madrid gözüküyordu. Bu sezon başlarken belki olduğu gibi. Ama Barcelona
Ligi özellikle de böyle şey maçlarda, kağıt üzerinde favori gözüktüğü maçlarda çok az puan düşürerek ve temelde Messi Ter Stegen formülüne yaslanarak kazanmıştı. Bu defa işte Messi yoktu. Ter Stegen denklemin o tarafında yine vardı. Ter Stegen artı Lewandowski, Ter Stegen artı 1-0'lar buna yaslanarak çok da zorlanmadan elde ettikleri bir şampiyonluk. Can, sana sözü bırakmadan önce hazır muhabbeti geçmişken, sözü gelmişken sezonun tabii sezon finalinde sezonun kralını da seçiyoruz ve burada Barcelona'dan Ter Stegen'i belirledik sezonun kralı olarak. Barcelona şampiyonluğa giden yolda tabii ki savunmayı bu sezon biraz daha ön plana çıkardı. Son haftalar şampiyonluk belki o kadar erken ilan edilmese, çünkü ondan sonraki her maçta galiba 2 gol yedi Barcelona. Evet, evet, evet. Ter Stegen birçok rekoru kıracaktı egale etmekle. Kaldı ancak. Sana bırakayım sözü. Ya kesin kıracaktı. İşte Real Sociedad'a içeride yenildiler ilan ettikten sonra. Celta Vigo'ya yenildiler falan böyle. Celta Vigo zaten kendini kurtarmaya çalışıyor son yani hafta. Çok böyle düşe kalka, çok umursamadıkları bir son bölüm oldu ama oraya gelene kadar abi gerçekten akıl almaz bir performans. Yani Ter Stegen dünyanın en iyi kalecilerinden biri zaten yıllardır. Bir de onu özel kılan benim için çok enteresan kurtarışlar yapıyor adam. Böyle eklemleriyle, koluyla falan böyle şey gibi betondan yapılmış bir adam gibi kurtarışları var. Bunları da bu sezon çok gösterdi. İşte maç başına bu sezon 38 maça çıkmış. Yarım gol yemiş ki işte o sondaki artışla beraber bunun aslında daha da aşağıda olduğunu biliyoruz. Akıl almaz bir sezon geçirdi ve sadece şut durdurma anlamında değil, oyun kurulumunda da böyle bir Ter Stegen pası var. Bekler açılıyor, stoperler açılıyor. O tam ortadan böyle Lewandowski'ye dümdüz çok dik ve sağlam bir pas atıyor. Öyle de çok oyun kurdu Barcelona. Şampiyonluğun herhalde bir numaralı pay sahibi. Xavi de zaten böyle bir demeç vermişti sonlara doğru. Peki oyun olarak Barcelona'da, yani özellikle şimdi transferlerden bahsettin sen Orkun. Avrupa'da özellikle ileriye gidilememesiyle beraber bir problem yaratabileceğini. Tebas'tan da biliyorum mesajların olabilir. O mesela şunu söylüyor ya, ben La Liga'nın bu durumundan çok memnunum. Yani daha sıkı finansal kurallar, oyuncuların istendiği gibi kulüplerin alınıp satılamaması, bundan memnunum. Bu La Liga'yı daha ileriye götürecek diyor. Ama bu açıdan mesela baktığında Barcelona'ya bu Balde'lerin vesaire diğer oyuncuların sivrilmesine, yükselmesine bir etki yaptı mı? Barcelona'nın hani kadrosu nasıl yapılandı bu sezon genel? Ya şöyle, bir kere zaten kadroya çok ciddi yeniden yapılanma gerekiyordu. Hakikaten çok sayıda transfer de gerekiyordu. Onların hepsi gerekli transfer miydi ayrı bir tartışma konusu ama çok sayıda şey gerekiyordu. Biraz da o yüzden belki açılmaları gerekti. Yani sonuçta yüksek kalibre oyuncular da alıyorlar. İşin o La Liga kısıtlamaları ve uygulanan salary cap yönetmeliği falan ayrı tarafı ama Barcelona zaten o limitleri esnetti. Yani biraz önce bahsettiğimiz konu, 25 yıllık yayın haklarını bozdurdu. Yani onların hisselerini sattı, bilmem neyi sattı, onu sattı, bunu sattı. Sürekli yani en son işte Jules Koundé kalmıştı galiba geçen sene lisansı çıkarılamayan. Onu da kaydettirebilmek için en son bir şey daha sattılar. Verdi Allah verdi. Mecidiye koyduk. Arsayı. Az dışında Girona'ya doğru arsa var. Evet, Sagrada Familia'yı da böyle bir şeye girdiler. Yalnız şimdi transferlerin bazıları çok mantıklı. Ya da mesela Christensen gayet mantıklı bir transfer. Jules Koundé zaten Premier Lig'in falan da çok peşinde olduğu bir oyuncuydu. Lewandowski kendi zaten istedi. Lewandowski. Ama şöyle Kessie mesela. İşte Frank Kessie'yi o kurguda mesela gerçekten ihtiyaç var mıydı? Şeye ihtiyaç var mıydı? Marcos Alonso'ya hakikaten ihtiyaç var mıydı? Sadece geçen yılı da konuşmayalım. Bir öncesine gidelim. O yani önceki sezonun ara transferi Ferran Torres büyük bir yükle getirildi. Büyük bir bonservis yükünün altına girilerek getirildi. Hala o parayı tam ödemiş değiller yani. Yıllara yayılmıştı bonservis ödemesi. Bugün Ferran Torres'i elden çıkarmaya çalışıyor Barcelona. Şimdi o transferin ne kadar gerekli olduğu tartışılır. Zaten Bartomeu yıllarından beri yani felaket transferler yaptı Barcelona. O yüzden bu hale geldiler. Real Madrid ne kadar doğru yönetiliyorsa bu periyotta, Barcelona da bir o kadar kötü hamleler yaptı. Geçen yaz biraz daha yola girdiklerini söyleyebiliriz. Ama orada da işte mesela Lewandowski'yi
transfer etmek için ne oldu? Evet, Lewandowski de yeni bir kariyerinde sayfa istiyordu. Belki Barcelona'da yaşamak istiyordu vesaire. Ya da belki Bayern'e kırgındı bir yandan Haaland'la görüştükleri için. Ama Lewandowski'ye de 4 yıllık kontrat vermek zorunda kaldın. 34 yaşında gelen bir oyuncu için. Şimdi biterken o kontrat, eğer bir şekilde Arabistan'a falan satmazlarsa, 38 yaşında olacak Lewandowski. Bu sezon bile Dünya Kupası'nın dönüşünde aynı çizgiyi sürdüremediği ortada. İşte Frank Kessier'den Can bahsetti. Her transferleri de doğru olmadı ve bugün hala bu takımın aslında belli takviyelere ihtiyacı var. Yani onu da söylemek gerekiyor. Xavi'nin bence şu açıdan hakkını vermek gerekiyor. Transferler evet çok sayıda geldi ama Orkun'un da bahsettiği gibi çok sakatlık yaşadı abi takım. İşte o Inter eşleşmesi dönemi ya da Dünya Kupası öncesi sonrası Xavi sürekli kadrodan bir çözüm üretmek zorunda kaldı. Bir ara Sergio Roberto düzenli 11 oynuyordu. El Clasico'lara falan çıkıyordu. Ki onu seviyor. Hep kulüpte kalmasını istiyorum evet. Demişti. Sözleşmeyi de uzattı zaten. Aynen istersin ya. Yani sağ bek oynuyor, orta saha oynuyor falan böyle işte. Camianın çocuğu tamam. Ama işte Osman Dembele sakattı. Orada mesela Rafinha'yı izole edip sağda. Solda da Gavi'li bir formüle gitti. Sol kanat Gavi. Ve orada dört merkez de sağlam bir şekilde kapattı ve biraz da şampiyonluğu özellikle Dünya Kupası sonrası getiren formül bu oldu. Gol yedirmeyen de formül biraz. Atletico deplasmanında mesela öyle çıktı. Ocak sonuydu yanlış hatırlamıyorsam ya da Şubat olabilir. Orada Gavi ile beraber çok daha sağlam bir merkez ve solda Balde ile genişleyen bir oyun. Tabii Balde de işte çok böyle hype'la beklendi. Çok övüldü ama teknik kapasite olarak ben Barcelona'nın hani sol beki al sonrası yıllarca ona bir emanet. Ondan emin değilim. Bir de Busquets'in gidişini nasıl telafi edecekler? Ondan da emin değilim. De Jong var evet ama aynı tip oyuncular değil. Dolayısıyla yine Orkun'un şu açıdan katılıyorum Orkun'a. Çok fazla transfer geldi ama bu sene Alba'yla Busquets'in vedasıyla beraber yine böyle bir pencere gerekebilir Barcelona'ya. Bence de. Ya sağ kanat ciddi bir problemdi. Can'ın da bahsettiği gibi orada başka bir çözüme gitti. İşte Balde soldan çıkan oyuncu oluyor. Sağda Koundé'yi sağ bek gibi oynatıyor ama esasında orada temelde bir üçlü stoper hattı var. Hatta Koundé'nin o rolden de çok memnun olmadığı söyleniyor. Yani ben sağ bek değilim diyor. Xavi de muhtemelen evladım sen sağ bek değilsin zaten. Sağ stopersin falan diyor. Ya da sağ beksin sağ beksin. Ama ben yanımda gerçek sağ bekle oynamak istiyorum hocam falan diyor olabilir Koundé. Ama mesela şimdi hani biz bu programın konusu değil de sadece şeyi söyleyeceğim. Bu Joao Cancelo bir şey olabilir. Onun durumu. Aynen. Temelen Bayern'den de evet. Düşecek. Yani devam etmeyecek olması Barcelona adına bir fırsat kesinlikle olabilir. Ben zaten haberlerde geliyor. Çok ciddi ona asılacaklarını, muhtemelen de alacaklarını düşünüyorum. Bir yandan da bu arada çok güzel bir iskelet de var. Onu da söylemem lazım. Araujo bence dünyanın en iyilerinden biri olacak. İnanılmaz. Bunu bayağı hani şey yaptığını biliyorum. Bunun destekleyicisi olduğunu. Evet abi çok ben de yükselişi açısından yani hatırlarsın Mingueza ile beraber çıkmışlardı o rezil bir Barcelona sezonu. Şampiyonlar Ligi'nin işte pandemi dönemi oynandı. O Ferencvaroşlu Juventuslu grupta Messi Ronaldo maçları falan da bir tanesi en azından olmuştu. Ya orada Langley'ler, Mingueza, Araujo zaten çocuklar genç. Diğeri de stoper değil gibi bir performans sergiliyor. Oradan buraya gelmesi bence çok şaşırtıcı. Yani o kadar yükselmesi. Şey deyince aklıma geldi. Langley deyince Orkun'un her gün düşündüğüm bir tweet'i var üstüne. Langley ile Eric Garcia'nın hangisi oynamazsa o daha iyi stoper şeklinde. Ve gelecek sene o tekrar dolaşıma girebilir. Çünkü Langley dönüyor. Ha, dönüyor mu? Yani kesin değil. Ama yani hani Tottenham'da da sonuçta çok bir şey bırakmadı. Barcelona ittirmeye çalışacaktır da bilemiyorum. Gavi, Pedri, işte Franky, Leva, Dembele'yi de ben beğenirim insanlar işte biraz eleştirse de. Bence sağlam isimler. Ansu Fati de benim adıma sezonun hayal kırıklığı. Üzülüyorum yani çocuğun da yapacak bir şey yok. İki kere bağ koparınca. Evet. Yani o ilk çıktığı dönemi anlatmıştım. Inter deplasmanında inanılmaz bir gol atmıştı falan. Şimdi geldiği seviye yani özgüveni, kıvılcımı, yeteneği çok çok kötü durumda. Ayrılması, başka bir yerde yeniden başlaması bence iyi olacak onun için. Peki buradan daha az problemli gözüken şampiyon olamasa da Real Madrid tarafına geçelim. Evet şampiyonu bıraktılar. Geçen sezonki gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da gelmedi. Artık orada da yeni bir sayfa açılacak Benzema'nın gidişiyle beraber ama zaten orada çok genç, harika bir yapı kurulmuş durumda. Real için bu sezon nasıl geçti? Nasıl geçti? Ya şöyle söyleyeyim başta. Demin hani geçen seneki şampiyonluk hatta üstüne Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kısmen güçlendirilen bir kadro göz önüne alındığında
Barcelona'nın da neredeyse sil baştan yapan bir takım olduğunu, kadro olduğunu düşünürsek Real Madrid kağıt üzerindeki favori olarak gözüküyordu. Fakat kendi adıma bunu geçen de Avrupa lokalinde de galiba söylemiştim. Yani müthiş bir tahmin diye söylemiyorum. Ama öyle olmadığını düşündüğüm için hatta söylüyorum. Barcelona bence ligde yine de bir adım öndeydi. Çünkü Real Madrid'in ben biraz böyle düşebileceğini ligde seziyordum. Lig farklı bir konsantrasyon gerektiriyor. Bu yani daha güçlü olmanızla alakalı falan da değil. Mesela El Clasico'ların hepsini de Real Madrid kazanabilirdi. Yine Barcelona şampiyon olabilirdi. Çünkü 38 haftalık bir lig oynuyorsunuz. 20 takımlı bir lig oynuyorsunuz. Sizin şeyinizi, şampiyonunuzu esasında Almeria maçları, Valladolid maçları falan belirliyor. Ve Real Madrid'in ben orada Barcelona'ya kıyasla daha puan kaybetmeye açık olduğunu kendi adıma sezmiştim. Biraz da öyle oldu. Özellikle sezonun ilk bölümünde. Tabii ki Karim Benzema'nın sezonun ilk yarısında çok verim verememesi, sakatlıklar sebebiyle çoğu maçı da kaçırması etkili oldu. O ciddi bir problemdi onlar adına. Çünkü Benzema'nın hakikaten bu takım içerisinde net bir yedeği yok. Yani oraya Rodrigo ile falan böyle bir alternatif çıkarabiliyorsun ama yedek bir santrfor yok zaten Real Madrid'de. Mariano Diaz bekliyor. Anlayamıyorum baktın abi yani. Ve hani Real Madrid lig takımın olduğundan daha iyi bir turnuva takımı gibi geliyor bana. Tabii ki çok iyi bir lig takımı da olabilir. Seneye yine şampiyonluğu alabilir. Belki yine favori çıkacağını söyleyebilirsiniz daha oraya konsantre olduğunda ama bence yine de bir taraftan Kral Kupası'nı almış olmaları, bir taraftan Şampiyonlar Ligi'nde hani üstelik şampiyonluk üzerine yine bir yarı finale kadar gelinmiş olması, işte ligde de öyle ya da böyle hani rezil olmamaları diyelim, onlar adına aşağı yukarı tatmin edici bir sonuç ortaya çıkarıyor. Yani Real Madridlilere sorsam bu sezonu başarı olarak yazmazlar ama felaket bir sezon olarak da görmezler. Yani Real Madrid sonuçta arada giden bir tane şampiyonluğa, bir tane lig şampiyonluğuna bence çok da takılmıyor. Bunun işaretlerini biraz Barcelona'nın domine ettiği 2010-2020 arası, yani şampiyonluk sayıları açısından domine ettiği yıllarda da görebiliyoruz. Abi sezona 15-16 maç namağlup başladı Real Madrid. Yani o günlerde böyle şey gibiydi. Bir de o Şampiyonlar Ligi mucizesi üstüne. Hani bu adamlar artık demek ki maç kaybetmeyecek diye bakılırken. Önce Leipzig deplasmanında yenildiler. Böyle rahat bir maçtı onlar için. Garantilemişlerdi. Sonra abi Girona ile İtsa beraberliğiyle beraber o inişli çıkışlı dönem başladı. Orkun'un bahsettiği Benzema'nın istikrarsızlığı, iniş çıkış. Hani sayılara bakıldığında iyi bir sezon geçirmiyor gibi görünebilir Benzema ama çok istikrarsızdı. Özellikle ligde birçok maçta nerede ise kayboluyordu. Ve devamında işte o daha düşük seviyeli maçlarda çok fazla hata yapmaya başladılar. Bunu konsantrasyonla açıklayabilirsin. İşte turnuva takımına daha yatkın olmalarıyla açıklayabilirsin. Ama bir şekilde çok işte Mallorca maçındaki mağlubiyet olabilir. Yine Villarreal'i iç sahada kaybettiler. Böyle maçlarla beraber şampiyonluktan evet, uzak kaldılar. Şimdi gelecek sene şöyle bir fark olacak abi. Real Madrid'in Bernabeu inşaatı bitiyor sonunda. Yani o bitmeyen tadilat işte kale arkası. Branda kaldırılıyor. Ve orayı Türk bir firmaya verseler şimdiye kaçıncı açılmıştı orası. Hemen yaparlardı. Barcelona taşınıyor. Camp Nou'da evet, kazma vuruldu. O lafı çok seviyorum. İlk kazma vuruldu. Onlar da daha küçük bir işte belki antrenman sahası gibi değil Real Madrid ama daha küçük Barcelona'daki bir olimpiyat stadı gibi bir yerde oynayacaklar. Bunun bir farkı olabilir ama şu çok büyük soru işareti abi. Ancelotti Brezilya flörtü bitmedi. Hatta hala kuvvetlendiği söyleniyor hatta. İşte 2024'te gelecek diyorlar. Okey ama işte Madrid'in, Real Madrid'in bu sezonu nasıl geçecek? Bir sezon daha kalacak mı Carlo? Orada da Davide'nin gitgide güçlenen bir profili var. İşte Iwobi geçen bahsediyordu. Antrenmanlarda artık tamamen Davide'ye bırakıyormuş Carlo. Oğlum sen çık. Aynen. Yani o bir figür gibi artık daha ziyade. Ve Brezilya işi eğer olacaksa da işte 2024'te olacaksa da ne kadar etkisi olabilir Real Madrid'de Ancelotti'nin gelecek sezon? Bunu da merak ediyorum. Ve tabii ki Benzema'nın boşluğu yani. Joselu şimdilik ama o da herhalde yedek gibi alındı ama orada da evet dediğin gibi soru işaretleri var yani Real'de olsa Jude Bellingham'ı da alsan yani orta sahanın en yaşlısı 24 yaşında tabii ki o ustaları eski kısmı Kroos'u Modric'i bir kenara koyuyorum o açıdan bir yandan rahatlık var ama ilerisi için de bahsettiğin gibi bir problem var. Madrid'in diğer takımına geçireyim sizi. Onlar da
inişli çıkışı demeyeceğim. Bir tane iniş, bir tane de çıkış yaşadıkları bir sezonu geçirdiler. Dünya Kupası sonrası, yani öncesinde bu Simeone'yi artık yollayın, gitsin, devri bitti derken hem iyi oynayan, yani puan anlamında iyi, hem de oyun olarak ya Atletico savunma yapar, Atletico gol atamaz. Aynen. Tamamen dışında bir Atletico Madrid ligin ikinci yarısında Simeone'den izledik. Abi hatta bak o şey Şampiyonlar Ligi vedası o kadar dramatik ve akılda kalıcı bir şey oldu ki, travmatik oldu ki bence biraz hakkı yendi Atletico'nun. Yani Atletico aslında o Şampiyonlar Ligi'nden Dünya Kupası'na o kadar olan süreçte de hiç fena oynamıyordu abi. Griezmann uçuyordu. Dünya Kupası'nda insanlar işte şey dedi. Griezmann işte kulüpte çok iyi değil ama bak Dünya Kupası aslında çok iyi falan. Aslında öyle değildi. Griezmann gerçekten müthiş oynuyordu o dönemden önce de. Atletico'da da o bahsettiğin gelişmeleri görmeye başlamıştık. Dünya Kupası sonrasının zaten bence en formda takımlarından biriler Avrupa'da. Simeone'nin de senin dediğin gibi o kovulma arifesine gelip yine kaçıncı yıl, 11. yılı mı? Yine o çıkışı yakalayabilmesi de bence büyük takdiri hak ediyor. Dostumuz Griezmann'dan da biraz. Öyle. Ya Antoine Griezmann hakikaten sezon oyuncusu olabilir. Yani mesela biz Ter Stegen dedik ama Antoine Griezmann diye hani kimse bir şey diyemezsin. Yani çift haneli gol artı asist. 16-15. Tabii 16 yani 30'u geçiyor toplamı. Bu ciddi. Hele Atletico'da daha da ciddi hal alıyor ya da La Liga'da. 2000'lerde bunu yapan ilk Atletico'du. Yani bu başlı başına kıymetli bir şey ki sezonun başında işte o dakika sınırları falan vardı. O da bir yani de harbiden onu anlatıyorduk yani. Griezmann üzerindeki algıyı biraz o dakika aynen sınırları az oynaması falan da etkiledi. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Yani ciddi bir çıkış gösterildi mi? Gösterildi. Fakat yani ben totale bakıyorum. Hatta son birkaç sezona bakıyorum. Şimdi gelecek sezonun başından itibaren bu Atletico'nun performansına yansıyacak, aynı şekilde devam edecekler yanıtını veremiyorum kendi kendime. Atletico'nun böyle fırlamalar gösterdiği, ondan sonra tekrar eski yani fabrika ayarları diyebildiğimiz, Simeone fabrika ayarları diyebildiğimiz görüntüye döndüğü periyotlar hatırlıyorum ben. O yüzden de çekiniyorum yani. Çünkü bence mesela daha fazla tehdit edebilmeli Atletico Madrid tepeyi. Almasa dahi, şampiyon olmasa dahi biraz daha fazla tehdit edebilmeli. Oraya çok gelemediler. Şey kazanamadılar abi hiç ya. Büyük eşleşme kazanamadılar. Barcelona'ya 2 maçta da kaybettiler. Onlar çok çalışıyordu daha önce. Yani belki Barcelona'nın biraz daha zorlanmasıyla beraber ama hani Carrasco'yu falan biraz daha bek gibi yapıp onu çok işlemişti zamanında Barcelona'yı. Yani şimdi bir kadro istikrarı tekrar bulabilecek mi? Çünkü mesela son yıllarda çaktırmadan onu kaybetti. Eskiden Atletico'nun savunma hattını falan ezbere sayabiliyordun. Oradan çok gitti Atletico'da. Ya da en azından şey kimliği de gitmişti. Size hoş gelebilir ya da gelmeyebilir ama Atletico'nun golü attı mı ondan sonra kilitleyebileceğini oyunu biliyordun. 1-0'ı cebine koyup gidebileceğini biliyordun. Atletico onu yapamaz hale gelmişti. İlla özellikle belli seviyenin üstündeki maçlarda mutlaka gol yer korkusunu yaşayan, hatta yiyen bir takım haline gelmişti. Tekrar onu bulabilecekler mi? Kritik konulardan biri bu. Yani ben Atletico'nun şu sezonun ikinci yarısında biraz işaretini verdiği gibi bol gol atan, farklı tarzı oynayan bir takım olacağına çok inanmıyorum. Dediğim gibi geçmişte, iki sene önce falan da buna benzer şeyler göstermişlerdi. Bence biraz şey oluyor, yanıltıcı oluyor. Simeone'den çok bunu beklemiyorum ben. Kendi fikrim. Ama hiç olmazsa tekrar tutan takıma dönüşmeleri onlara bir şans yaratabilir. Çünkü Barcelona da işte benzer bir formülle şampiyon oldu. Yani bu ligde bunun tutuyor. Özellikle bu ligde bunun bir geçerliliği var. Lig şampiyonluğu için konuşuyorsak. Peki bir takım performansından ziyade bir oyuncunun performansına sizi götürmek istiyorum. Enes, sezon çok peki, yürek burkan bir şekilde ben tamamlandı ama vardım mikrofonu. Yani sezon başında kendisiyle de gittik konuştuk, öyle bir şans yakaladık. Orada da yani hem Madrid'de aşırı mutlu olduğunu, başka bir şehre gitmek istemediğini söylemişti. Hem kimle konuşursan konuş müthiş çalıştın. Zaten saha içerisinde de görüyorsun ama idmanda da işte aynı şekilde çalışkanlığını vesaire anlatıyordu. Yani cidden çok da iyi giden bir sezon. Kötü bitti. Çok büyük talihsizlik ama onun performansını nasıl buldun? Hani Hetafe kariyerinin genelinde bir geri adım gibiydi. Ama tekrar o ileriye çıkışı yaptı sanki bu sezon. Evet. Ya çok hani geçmiş olsun bir kez daha. Büyük talihsizlik tabii ki ama sadece bu sezonda değil. İki sezon Hetafe performansı. Şimdi Enes iki sezonda toplam kontrol ettim şimdi. 30 gol attı. Geçen sene 16, bu sezon 14. 30 gol attı. Hetafe kaç attı? Hetafe zaten 70 falan atmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani
tek başına ligdeki gollerin %50'sine Enes imza atıyor. Onun yanında asistler falan da var. Asistleri ekledim ve tam %50'yi buluyorsundur doğrudan katkı anlamında. Ya izlediğinizde mesela bunu daha net görebiliyorsunuz. Hakikaten Hetafe'de santrfor olmak çok zor. Yani şey gibi gözükmesin. Atacak adam yok zaten, Enes'e düşüyor atmak falan. Futbol o mantıklı, o basketbol gibi değildir. Bu basketbolda biraz daha geçerlidir. O topu biri atar da Hetafe'ye kalsa çoğu zaman hücum da etmeyebilir. Ve öyle bir takımda hakikaten santrfor olmak, bu sayılara çıkmak, duran top, penaltı o işin içinde olsa da kolay değil. Zor bir yükü üstleniyor. Hakkını da verdi 2 sene. Bir kez daha çok geçmiş olsun. Çok başarılı 2 sezonun ardından geldi maalesef o sakatlık. Ben de bu sezon bayıldım. Özellikle sırtı dönük oyunda büyük bir gelişme kaydetti bence bağlantıda. Yani bitiriciliği de belki bu top sayısının azlığında ama bilmiyorum. Hani çok ender geliyor, atıyor adam bir de üstüne. Geçmiş olsun ya. O Benito Villamarin de tam bir de yayındayken zeminden kaynaklı. Herkes kaydı o gün işte. Orada Enes'in de bağlar gitti. Toparlayacaktır ya. Güzel, daha güçlü dönecektir diyelim. Ama şey de söyleyeyim bir yandan, yani Enes'ten bağımsız Hetafe gibi takımlar şu anda bu ligin en önemli problemi zaten. Yani Hetafe, daha doğrusu Hetafe gibi takımların çokluğu oluyor. İş biraz oraya geliyor yani. Yani bu sezon şöyle, o takımların çok olması zaten beraberinde çok çetin bir kümede kalma yarışını beraberinde getirdi. Evet. Son haftalara doğru başka programda sevgili Aykut Aydın'la konuştuk. Böyle küme düşme ihtimali olan 8-9 tane takım var. İşte hepsinin kalan fikstürleri vesaire. Kendisi şu son 7 tanesini bunların düşürün gibi bu olaya yaklaşmıştı ligin selameti açısından. Tabii 7-8 tane. Radikal çözümleriyle meşhurdur biliyorsunuz. Ama hani izlerken de son haftaya kadar aynı anda 5'er maç, hem Avrupa'ya gitme yarışı hem kümede kalma yarışı açısından öyle bir heyecan yaşadık. Ben çok az birkaç şeye dikkat çekeyim mi? Girona bunlardan değil mi? Girona bunlardan ilki. Getirecektim. Canım Girona. Michel 8 gol. Aynen abi. Michel yönetiminde çok güzel bir futbol oynadılar. Belki bunun işte bu City Group ortaklığının da bir rolü vardır, bilmiyorum. Castellanos geliyorsa New York'tan geliyor. Harika topçular çıkardılar. İşte Castellanos bunlardan biri. Alex Garcia çok dikkat çekti. Bekleri Barcelona'ya geri dönüyor şimdi. İsmini unuttum. Yani bir de bütün isimler birbirine çok benziyor hele ligada. Arnau Sanchez falan. tek isim. Şey, Real'in aldığı onlardan mı, şeyden mi gitti? O Vallecano'dan galiba. Fran Garcia. Tamam. Fran Garcia hatırladım. Mucizesi. O da. Yani Girona'nın maçlarını anlatmak çok güzel bir deneyimdi abi. Tsigankov transferiyle de büyük atılım yaptılar Ocak'tan sonra. Real Sociedad 10 yılda bir Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Böyle bir tarzları var. 2003'te gitmişler Galatasaray'ın grubu. 2013'te gitmişler. 2023'te bu sezon yine oynayacaklar. Ya Real Sociedad enteresan takım. İzlemesi zaman zaman keyifli olabiliyor. Bazen de çok keyifsiz olabiliyor. Yani ama o tarzla başarılı oldular. Sonuçta artık David Silva'yı sürekli oynatamıyorsun. O ciddi bir faktör oluyor. Sörloth buldu kendini mesela. Sörloth iyi sezon geçirdi. İyi sezon geçirdi. Kubo, hakkını vereyim. Ben Kubo'yu tutmuyordum. Yani hala bunun bir üstüne çıkabileceği konusunda çok şeyim, şüpheliyim. Çünkü biraz daha etrafını görebilmesi lazım. Ama o konuda adımlar attı. Yani çok ufak tefek. Aynen. O kadar ufak tefekliğinde futbolda bir dezavantaja artık dönüştüğünü, aynen, biliyoruz. Ne bileyim, şey gibi de değil, sürekli böyle basıp kaçabilen ve o fiziksel temastan kendini kurtarabilen bir oyuncu da değil. Ama daha oyunu hızlı süzmeye başladı. Eskiden onu yapmıyordu mesela. Topla karar veremiyor, sürekli kalabalığın içine dalış yapıyordu. Silva sanki biraz etkili olmuştur ya. Oturup konuşuyor. Ya orada tabii şey, yani Zubimendi, Merino falan derken bayağı iyi bir merkez var esasında. Ya bir de hani Atletik mesela oyuncuyu yetiştiriyor. Nadir durumda o oyuncu gitmek istiyor ve gidiyor zaten. Yani Real Sociedad yetiştiriyor, satıyor. Aynen. Tekrar geri geliyor oyuncu, orada da katkı veriyor. Yani iki tur onlar o katkıyı alıyorlar. Umar sağda bayağı para verdiler. Anında sakatlandı. Hiç kullanamadılar. Öyle bir talihsizliğe rağmen bunu başardılar. Evet. Bunun dışında da şey de söylemek istiyordum. Osasuna Copa del Rey finali. Benim Girona'mda Osasuna bu sezon. Yani Kupa finali ve Avrupa'ya gidecekler onlar. Konferans Ligi. Yagoba Arasate çok büyük iş yaptı. Yani Copa del Rey finali özellikle inanılmaz. Yedinciliği de son maçta aldılar. Onların stadı El Sadar. El Sadar. El Sadar doluyken, evet, en yenilendi iyi statlardan bir biri. Yani ben hatta San Mamés'in falan da
önüne koyuyorum İspanya'da atmosfer olarak en iyi stadlardan biri tabii ki. Pandemi onları çok bozmuştu o anlamda. Yani taraftardan ciddi güç alan bir takım. Chimi Avila, Arrasate ve şey, Ante Budimir. El Sadar önemlidir. Bir de ne diyecektim ya? Ha, Rayo Vallecano da Iraola'yla çok sağlam oynadı. Onları da zaten Premier Lig'e transfer ettirdi. Hoca da Bournemouth'a gitti. Ya burada da geldiklerinde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yaptıklarında biz gitmiştik. Orada bile yani o Fran Garcia, bahsettiğim bekte, Trejo, orta sahada, Isi Palazón. Çok seviyorum. Yani iyi bir sezon geçti onlar için de. Ben bir şey daha ekleyeyim. İzleyenler ne diyor bu diyebilir ama ben bunu sezon başı için daha çok söylüyorum. İlk yaklaşık 10 haftada Athletic Bilbao beni en çok etkileyen takımlardan biriydi. Çok iyi futbol oynuyorlardı. Sonra devam ettiremediler. Üzüldüm. Yani tabii onların kadrosu malum sebeplerden ötürü dar da oluyor. Çok seçenekli olmuyor. Bir iki sakatlık ya da formsuzluk Bilbao'yu ciddi anlamda Athletic Bilbao'yu raydan çıkarabiliyor. Ama Athletic Bilbao'nun bu sezonki ilk böyle 8-10 haftalık periyodu harikaydı. Yani gerçekten çok güzel futbol oynuyorlardı. Çok tempolu futbol oynuyorlardı. Tempolu derken Premier Lig tarzı bir tempo değil. Ama set oyunları, böyle pas trafikleri falan La Liga standartlarının hayli üzerindeydi. Ben çok etkilenmiştim. Seneye mesela onu devam ettirebilecekler mi? İzleyeceğim takımlardan biri olacak. Orada ilginç bir şey var. Kendi yapısı falan zaten bir otantik şey katıyor ama zaten Valverde ile bence Atletik iyi bir eşleşme. Ben de dördüncülüğü onları yazıyordum ilk haftalarda. Yani aynen. Ben de çok beğenmiştim abi. Yani bu saydığımız takım işte Vallecano, Girona, Osasuna, onların yükselişiyle beraber son haftalara kadar da Sevilla belki biraz daha erken kurtardı kendisini ama Valencia yani daha köklü kulüplerinde çok fazla küme düşme tehlikesi yaşadığı bir sezon oldu ama bir şekilde gelecek sezona kaldılar diyelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa burada sezonun finalini, finalin finalini bu şekilde yapmış olalım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sizlere de bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Sokrates'ten şimdilik hoşça kalın diyoruz.